Nazara karşı kullanılan göz boncuklarının doğum yeri Anadolu'dur. Bugün gerçek göz boncukları, Türkiye'de sadece İzmir'e bağlı Görece ve Kurudere köylerinde bu işe gönül vermiş birkaç usta tarafından yapılmaktadır. Bu ustalar evrensel bir inancın sihirli nesnelerini şaşırtıcı bir cam işleme tekniğiyle sanat eserine dönüştürür her seferinde. Etrafı yemyeşil bir köyün ortasında tuğladan yapılmış dört duvar. Üzerinde ahşap bir dam, önünde kırık cam parçaları, tenekeler, şişeler karşılıyor bizi. Açık kapıdan çok az ışık giriyor. Bu da ustaların malzemelerini ve birbirlerini görmelerine yardımcı oluyor. Mekanın gizemi karanlıktan geliyor. Karanlığa eklenen demir şıkırtıları bu gizeme ritüel bir armonik atıyor. Ustaların telaşı nazikliğinden, camın nazından, cam çatlamasın diye Asebe, Merdan, Metleke'nin inisiyle avutuyorlar nazlı bebeği. Onlar mı kim? Birincisi mayasından koparıyor camı. İkincisi gözleri kondur veriyor üstüne, giydiriyor bebeği. Üçüncüsü sarıyor, sarmalıyor, biçim veriyor. Soğuma bölümüne alınan boncuk yeni doğmuş bir bebek. Hemen dışarıya çıkarılmıyor. Kendi fırın sıcaklığını arıyor cam. Oradan ana kucağında kendi kendine soğuyor. Gün yüzü görmeden üstelik. Rasim Bey, bizi yani bu telaşlarınızla çok işiniz var. Aradığınız için bize yani ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Memnun oluruz sizin gibi ilgili gençler yardımcı olmasına. Yani çok mutlu oluruz. Boncuk yapmak kolay mıdır? Biz de öğrenir miyiz? Şimdi boncuk yapmak kolaydır. Her işi yapmak kolaydır. Kolay işi sevmektir. Hayatı ne olursa olsun önemli değil. İşi severek yaparsanız o işte başarılı olursunuz. Mesela Hakan kardeşimiz herhalde şurada iki gün benim yanımda dursa üçüncü gün boncuğu ipar kanaatindeyim ben. Çok kabiliyetli bir genç. Ama en kabiliyetli olan bir insan da bir ayda yapabilir. Yeter ki istesin. İstek ve kabiliyet ayrı şeylerdir. Şimdi boncuğu demire sardık gördüğünüz gibi. Şimdi boncuğa herhangi bir şekil vereceğiz. Bak gözünü koyacağız boncuğun zeminini yaptık hazırladık. Şu bu yardımcı demirle merdan dediğimiz demirle içeriden opal beyazı sardık. Boncuğun gözünü koyduk. Şimdi ikinci gözünü alıyoruz. Şimdi üçüncü gözünün noktasını aldık. Şimdi boncuğu içeri süzdürmeye verdik. O koymuş olduğumuz gözleri. Şimdi boncuğun işçiliği tamamlandı. Şöyle biraz burada soğuturuz. Şimdi cam 400'de erimeye başlıyor. Bizim işleme kıvamımıza 450'de gelir. 450-500 derece arasında çalışırız. Sadece boyama yapacağımızda 750-800 dereceye çıkarız. Çünkü camın çok yumuşaması lazım renk vereceğimizden. Böyle arasında demirimizi düzeltiyoruz. Olduğunda zor olmuyor. Zor oluyor ama çalışıyoruz abicim. Tabii şöyle kışa göre üretimimiz yarı yarıya düşer yani. Yazın böyle devamlı oturamayız. Şimdi bizim en iyi havalarımız yani Nisan Mayıs ayları. Temmuz'a kadar iyi gider. İşte Haziran'da başlar da. Haziran'da iyi kötü çıkarız. Yani gördüğünüz gibi dolama usulüyle çalışırız biz. Camı çok yumuşatırsak boncuk yapamayız. Hı.
Şimdi bak şu gördüğünüz beyaz şey bizim normal yemeklerde kullandığımız tuz bu. Bu demirin camı rahat bırakması için kullanırız. Eğer o tuzu sürtmezseniz onu demir bırakmaz camı. Noktaları var mı? Bakın püf noktası bence bu meslek yani. Severek çalışmak. Yoksa böyle bir şey yok. Sabır. Sabır olacak. Bana göre öyle yani. Yetiştiriyor musunuz birileri? Valla yetişen yok. Biz istiyoruz yetiştirmek ama kimse merak etmiyor. Ya zaten bu iş artık yani ekonomi olarak çok gerilere gitti. Ben 1974 senesinde başladığımda bu işe bu köyde 15 tane ocak vardı. Ve gelir de çok iyiydi yani. Şimdi artık biz köyde 3 tane ocak kaldık. O da gördüğünüz gibi ustalar eksik yani ocaklarda. Şimdi benim bu ocakta 4 tane usta çalışabilir. Usta olmadığı için 2 kişi çalışıyoruz biz. Yani iş, bu iş artık cazibeliğini yitirdi yani. Tabii plastik çıktı, seramikten çıktı. Ya aklınıza ne gelirse herkes boncuk yaptı. Hiçbirisi nazar boncuğu değil. Şu son 2 senedir de Çin'den gözsüz nazar boncuğu gelir. Sözde nazar boncuğu falan değil onlar. Hepsi katı plastikten yapılma boncuklar. Türk milleti arıyor işte. Çok ucuz yani. Eskiden deve boncukları mıydı? Ne isimleriniz? Ya şimdi Türkiye'ye ilk geldiğinde herhel diye bir boncuklar varmış. Böyle bileklere takılırmış yani bileziğin bir türü herhel diyorlar. Herhellen at boncukları. Böyle yuvarlak olarak at boncukları. Sonra bizim bu köye geldikten sonra bu boncuk bizim köydeki yetişen ustalar boncuğu çok çeşitlendirmişler yani. Gözü de zaten bizim burada icat etmişler. Birçok ustalar icatlar. Bizim yüzün üzerinde boncuk çeşidimiz var. Hepsi ama, isimleri var mı? Ya var tabii her boncuğun ismi vardı. Zaten biz de birçoğunu unuttuk yani. Çünkü piyasadan kalktı artık. 3-5 çeşit bir boncuk var şimdi şu an için piyasada giden. O plas, sahtekarlar yani bizim işi bitirdi. Bu işlerle Turizm Bakanlığı hiç kimse ilgilenmiyor ki. Sahipsiz bir meslek bu. Aslında dünyada olmayan bir el sanatı bu. Yurt tamam. Dışından gelenlerden nasıl tepkiler görüyorsunuz? Valla yurt dışında gelenler bizim yurt içindekilerden çok daha iyi ilgileniyorlar. Sevgi bir saygı gösteriyorlar yani. Bir heyecan duyuyorlar. Çok güzel araştırmacılar gelir mesela. Amerika'sından gelir, Japonya'sından gelir. Yani şöyle yurt dışında şu meslek yani bizim bakanlık tarafından hiç şöyle bir ciddi bir tanıtımı olmadı yani. İşte böyle sizin gibi mesela meraklı insanlar gelip çekiyorlar, bir yerlerde gösteriyorlar. O da şu birkaç senedir zaten. Türkiye'de çok insan vardır. Şu köyde şu boncuğun yapıldığını bilmez. Türkiye'de olduğunu bilmez. İtalya'nın Moro adasında cam ustaların çok olduğunu, güzel usta olduğunu hep birçoğu bilir yani. Ama adama tanıtım yapıyorlar. Şimdi kaç boncuk yaparsınız? Şimdi şöyle bizim belirli bir sayımız olmaz. Mesela benim şu yaptığım boncuklar günde 500 tane olur. Bazı boncuklar vardır. Mesela günde 20 tane yapabilirsin. Bazıları vardır 2000 tane yapabilirsin. Boncuğun ebatına, işçiliğine göre değişir. Sonra bu sayılar da dediğim gibi zaten yazın yarıya düşer yani kışa göre. Allah'ım şu an için sipariş falan yok. Yapıyoruz işte böyle takıcı bayanlar var bizim biraz. Bu boncukları kolye uçlarında kullanıyorlar.
anahtarlık yapıyorlar. Değerlendiriyorlar yani bir şekilde. Yani boncukçuluk en kötü sezonunu yaşıyor bu sene. Kimse yok. Nazar boncuğun ocağı ateş tuğlası kullanırız. Ocağın ateşin yandığı yerde, çukurda. Şu görmüş olduğunuz bizim defe diye tabir ettiğimiz şu görüntüye de kirli topraktan yaparız. Bu cam potaların içerisinde de dökümhaneden çıkan zürüflar vardır. Onları eritip sıva yaparız içerisine. Toprakla camı birbirine karışmaması için. Boncuğun ham maddesi cam. Camı renklendirmek için değişik oksitlerimiz var. İşte ben de bu işe 1974 yılında başladım. 32 yıldır yapıyoruz bu işi. O zaman başladığımızda 15 tane ocak vardı. Şimdi şu an için 3 tane ocak kaldı. Yani Türkiye'de yok olmaya yüz tutmuş mesleklerden bir tanesi yani. Ablacığım, bu işin hiçbir kolay yönü yoktur. Bu işin her işi zordur, her şey zordur. Malzeme bulmakta zorlanırsın. Malzemesini bulmak ayrı bir zorluktur, bunu yapması ayrı bir zorluk. Pazarlaması zaten en büyük sorun. En kolayı şuraya oturup çalışmaktır. Yani şu boncuğu yapım mıdır en zahmetsiz olanı. Nazar değmesin diyorlar. Nazar boncuk. Nazar değiyor mu bu boncuklara? Değer. Boncuğa nazar değmez. Nazarı takılmış olduğu herhangi bir madde değer. Nazar boncuğu onu önler. Ama o akımı yansıtır başka yere. Önler veyahut da kendi kendine kırılır, çatlar. Çatladı, doğru mu? Tabii. Kırılır. Rastladınız mı öyle? Tabii. Bazı bizim şeylerimiz oldu da. Anlatır mısın? Şimdi biraz pek inandırıcı olmayacak benim anlatacağım da onun için pek anlatmam yani. İnsanlar biraz güler sonra bana. Bu evin bahçesi nazar boncuğu cenneti gibi. Bir yabancıya sürekli izlendiği duygusunu verecek kadar çok nazar boncuğu var etrafta. Gizli gözler sanki hayatı ve insanları sessizce izlemektedir. Belki de rahatlayın, her şey yolunda demek ister gibi çok derinlerden bakmaktadır. Ama bizim gitme vaktimiz geldi bile. Bizim ilk buraya gelme amacımız çok kısa bir süre için buraya ziyaret etti. Fakat buradaki hayatı görünce çok etkilendik ve ustamız da bize çok güzel bildirdi, çok detaylı bilgiler verdi. Çok zor işleri vardı burada ama bize zaman ayırdı. O yüzden gitmek zorundayız. Size çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Aslında arkadaşlar ustayı bir alkışlasak çünkü alkışı hak etmiştir yani. Hasan kardeşinizi bir benim için alkışlayın. Bu işe çok ilgili, çok sağlıklı için. Türkiye'nin böyle gençlere ihtiyacı olduğu için. Usta olarak bu çok şeyler keşfetti. Alkış onun için. Rasim Usta'nın boncuklarını birer birer sevgi küpüne yerleştiriyoruz. İnsanlık tarihi kadar eski bu inanış, el emeği, göz nuru, renk cümbüşüyle bir sanat eserine dönüşüyor adeta. Ve Anadolu'nun mavi tılsımı binlerce yıldır gülümseyen gözleriyle izliyor bizi.